bugün günde 3-2-3 tane video çekeceğim. Ayrı ayrı tabii bu videolar. Bugün o üçüncüsü. Farklı bir video. Yani ne yapacağız bu videoda? Gösterge panelinin etrafı griydi benim, biliyorsunuz. Yani bu konsol şeyin, yani gösterge paneli. Onun etrafı griydi biliyorsunuz. Çok hoşuma gitmedi. Onu siyah boyayacağım. Ayrıca sökmüşken dedim kadranı da sökeyim yani göstergeyi. İçi falan çok pisti. Tozluydu. Camı falan batıktı. Camına pasta atacağım. İçinde güzelce bir temizleyeceğim. Tozunu alacağım. Arkalarını falan temizleyeceğim. Işıkların ucularını temizlerim. Tozlarını falan alırım. Onu da yenilemiş olacağım. Böyle. Şimdi bir nasıl söküldüğünü bir göstereyim. Cıvatalan yeni falan. Sökeni aklında bulunsun. Bu dediğim griye boyalı olan yeri bu arkadaşlar. Yani bunu siyah boyamak istiyorum. Şurada iki tane cıvatası var. Şu altta sustası var. Söküp bas çekince geliyor zaten o iki vidayı. Böyle kadranı da burada görüyorsunuz zaten, şurada filan tozlu kirli, yani şurada çizik filan var. Bunlar pasta filan atınca geçiyor. Ben bir söktüm zaten, bir karıştırdım nasıl söküyor filan. Şöyle zaten 3 tane de cıvatası var şurada, 1 2 3 olmak üzere şurada 3 tane cıvatası var. Aldıktan sonra geri çekiyorsunuz. Arkasında 3 tane kablosu var. Tabi bu şöyle çıkıyor, yani şöyle böyle çıkıyor. Girerken aynı bu şekilde, yani önce tepe tarafına 3 tane kablo soketi var, arkasında orta, sağda, solda olmak üzere kenarlarında şöyle klipsleri var. Onlara basınca açılıyor zaten, kolay yani. Buraların filan da tozunu alırız. Göstergemiz bu, görüyorsunuz arkası filan tozlu. Ben bunun şeyine baktım, ışıkların rengi değişiyor mu? Baktım değişmiyormuş. Yani direkt kağıt arkasında yeşil bir alan yapmışlar. O yüzden değişmiyor yani, arkadaki led de değiştirsem bile değişmiyor. Hani olur, sarı ampul yerlerine beyaz led takarız. Biraz daha yeşil böyle göze güzel görünür. Biraz daha parlak olur, onu yapabiliriz. Onu da Çin'den alacağız zaten. T10 led almamız lazım. Hemen T10 olması lazım. Böyle temizleyeceğim şimdi bunu. Temizliğe geçelim, oradan devam edelim. Göstergemiz burada arkadaşlar. Zaten boyamıştım. Tekrar boyayacağım. Bu jant boyası böyle boyadığım için jant boyasıyla boya tutunacaktır. Biraz vernik katmıştım ama yine de biraz zımparalayacağım. Sonra siyah boyayacağız. Zımparası tamam arkadaşlar. Çok fazla aşağıya takmadan çizmek istemedim zaten. Yani boya tutunsun yeter. Böyle. Bir yıkayayım ben. Tozunu alayım üstüne. Sonra boyayalım. Boyadım arkadaşlar şimdi. İki kat attım. Boya gördüğünüz gibi hiç akmadı yani. Kaste. Bu sefer kaste kullandım. Kasteyi beğendim ya. Çok güzel boyadı. Odaklarını. Akma falan olmadı. Çok güzel görünüyor. Daha bir nikat atılacak zaten buna. Kurmayı bırakacağım. Sonra vernik atacağım. Montajında görüşürüz. Evet arkadaşlar, katranı söktüm, eve getirdim. Şimdi bunu ayırabildiğimiz kadar parçalara ayıracağız. Sonra temizliğini yapacağız. Önce şu kısmı çıkaralım. Kısımlarda bir şeyler var. Bayağı bir tozlanmış. Hatta şu altta bir de çıkıyormuş bazı. Burayı sileceğiz sadece şu kenarlardan. Çok kadranlara dokunmamamız gerekiyor. Bozuluyor, bir bozuluyor.
bozulabiliyor. Bizim için önemli olan temizlenmesi gereken yer şurası. Bunu da ayırayım. Şuna pasta atacağız. Şunu da yıkarız. Temizleriz. Çekilden oradan. Şunun arka kısmı da çıkıyor ama yani bunu çekmem, yani temizlemek için sökerim ya. Şuralardan bunun da suda gibi bir şeyler var. Kolay bir şey yapmışlar ya, bir daha bir de yok hiç. Tıkır tıkır parçalıyorsunuz. İşlerde de var. Bu da böyle aldılar, bulmaya baktık. Şu da şimdi bu çıkmadı, bunu sökemedim. Önümayın. Şunlar dediğim teon ampuller. Bunlar temizlenebilir, yerine de takılabilir beyaz. Teon diye geçiyor. O yüzden teon led diye sayışı bilmez. Beyaz anlamı mantıklı olur. Çünkü altta plan yeşil. Yeşili nasıl farklı renge çeviririz? En fazla mavi takarsak biraz koyulaşır sanırım. Neyse biz işimize geçelim. Şunu bir temizleyeyim önce. Hafif nemli bezle. Şunları da bir kayıp getireceğim. Özellikle bu yuvarlakların yani tam kadran bittiği yerlerde çok kirlilmiş. Zamanla buraya girmiş. Onları biraz örtünden şöyle alabiliyoruz. Şu kısımlar da varmış ama çok temizlenmiyor. Yine ufak bir tozunu alabiliriz. Çekeceğiz de tuzunu alalım. Videoda bahsettiğim gibi şunları ampulleri çıkarıp böyle kafaları biraz tozlanmış oluyor bunlara. Hafif nemli bezini yulaş verelim uçlarını. Temizlersek içlerine güzel yüklersek faydası olabilir. Ama tabi led takmak daha güzel olur. Bazen kararmış gibi zaten. Bunları siz daha iyi.
Atlıklar da çıkabilir aralarda. Onlara da dikkat ederseniz. Bunun işlemi bu kadar. Şöyle bir tekrar bir atabiliriz. Zaten tozunu aldık, bayağı bir tozluydu. Görünmüyor ama silince, yani temiz tarafıyla kirli taraf arasındaki fark görünüyor. Şu benzin göstergesini çok oynatamadım çünkü oynayınca kalıyor. Zaten bir dahaki hafta aldığınızda bu düzelir de yani çok oynatmayın. Bu kadar. Ben diğer malzemeleri yıkayıp geleyim. Yıkadım arkadaşlar. Şöyle görünüyor bilmiyorum ama ufak tefek çizikler var üstünde. Onlar pasta alacaktır. Böyle çok yoğun çizikler varsa 2000'lik zımparayla güzelce zımparayıp pastalayabilirsiniz. Ben daha önce home taracıma yapmıştım. Olmuştu yani, sıkıntı olmamıştı. Mika olduğu için yani problem olmuyor, çizilmiyor. Tekrar pasta yapınca düzeliyor. Bunda ufak tefek çizikler var işte. Zamanla bir şeyler çizmiş. Onu pastayla alacağız. Zımpara atmayacağım ben çünkü o kadar ağır bir çizik yok dediğim gibi. Pastayı da işte diyorum, her zamanki kullandığımız pastası diyor marka. Bir de şöyle bir makyaj pamuğu olabilir. Yani küçük küçük pamuklarla bunu pasta atacağız. Böyle ufak bir az bir şey üzerine sürüp bastırarak dairesel hareketlerle. Görünmüyor gene tabi. Çizikleri bayağı bir aldım ve şuradan bakınca göremiyorum hiç baştan. Işaret diyor zaten. Çizikleri bayağı bir almışım. Buradan gibi bir tur daha atalım, bir tur daha yapalım. Şimdi daha iyi. Zaten bozartı görüyorsunuz yani, pastanın lekesi kalıyor, onu görüyorsunuz. Yani çizikler sonra yani yok ayağı yok çizikler gidiyor. Yükeş aslında zaten bunlar yaptığımız var. Bir tür doktor ne yapalım? Temiz yıkayıp pastalar hepsi bitti arkadaşlar. Şimdi toplamaya geçiyoruz, sırayla toplayacağız. Yani ilkten başladığımızda hep şöyle yanlarda bak kıllar falan kalıyor, bak tabii tozlar, onları görün.
sürücülük rengi çıksın. Tırnakları görerek bu tamam. Dediğim gibi çok toz uçuşuyor ve yapışıyor. Bunları almamız lazım. Şu kilometre sıfırlama çubuğunu unutmayın. Şimdi daha sonra tutayım. Gördüğünüz gibi çok temiz oldu. Açıdan bakın. Yani yapılan hiçbir işin kötüsü olmaz. Şu kısımda biraz bir şeyler kalmış. Bunları bir daha pasta süreceğim. Biraz bastırarak. Kireç lekesi gibi bir şey çıktı bayağı. Yani aslında küçük makineler oluyor, pasta makineleri küçükler oluyor. Onlardan olsa çok güzel iş yapar. Çünkü yani bunu bile yani bastırdım ancak çıktı. Biraz önce görmemişim. Yani şu kısımlar bile aynı. Peki bastırmasak burada gerekirse de çıkmıyor yani. Çok az bir şey alamıyoruz. Şöyle geçelim. Kırmayız inşallah. Daha sonra bir elbette sileriz, biraz ekip kaldı o pastanın kese. Ama bence gayet güzel oldu. Şu an kapağını takalım, bunu da yıkamıştım zaten içine. Çok kirliydi, şimdi tepimiz oldu. Şurada fırçam vardı, benim fırçam vardı almışım yanıma. Şöyle fırçayla şu tozunu alabilirsiniz buraları. Gerek yok, kir duruyor. Yine dikkatli bir şekilde tırnaklar hepsini bakalım yerine oturdu mu. Sonra bakalım. Yani gördüğünüz gibi benim Honda'mın çok kötüydü mesela. Bunu yaptım.
Böyle şimdi zaten dediğim gibi 2 tane video, 3 tane video karışık çekiyordum. Kadranı da boyamıştım. Şimdi ben bunu gideyim montajını yapayım. Şuradan kadranın da kurulmasını bekleyeceğim. Kadranla birlikte boyasını da yaptım. Kadranın videosu da farklı. Yok, aynı video aslında, farklı değil. Yani doğru. Şimdi kadranı renk attım. Bunun kurulmasını bekliyorum. Kurduktan sonra bunun montajına geçeriz. Gösterge montajı tamam arkadaşlar. Boyadım. Yine boya çok kafama yatmadı ya. Keşke vernik atmasaydım. Vernik sıkıntı yapıyor ama gene de güzel oldu yani. İç fren temiz oldu şöyle. Görebilirsiniz. Şuralar ufak tefek kaldı. Buralar geçmedi tabii. Hasar ama yine de ilk halinden çok daha temiz ve güzel. Bu alan gri. Buradaki bardakları siyah yapmıştım. Şuralar da siyah. Şu çerçeveler. Şunları burayı göreyim gene burası. Şu kırıldı, buraya bir şey yapamıyorum. Kırılıyor, sürekli kırılıyor, yapıyorum, kırılıyor, yapıyorum, kırılıyor. Şurada sistemlerimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Yanımız da bitti işte. Kaste güzel boyamış. Ben verniği... Tabii vernik atmamıştım. Gayet güzel oldu. Yani griden siyah daha hoş durdu. Tabii orijinal olmasını isterdim ama... Yok yani öyle bir şey. Zaten gri boyamışlar. Ben tekrar siyah çevirdim. Şimdi şuraları da komple siyah yapmıştım ama ilk zaman o hoş durmamıştı. Orası siyah daha hoş duruyor. Yani kadran griyi böyle biraz yani göze çarpıyordu araba kullanırken. Şimdi daha güzel oldu. Göze çarpmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı Instagram'dan yazabilirsiniz. Yorum olarak yazabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorum atın. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.